Bu adam ermiş yahu. Gördünüz mü nasıl yağmur yağıyor? Güle güle canım. Otur. Rıza abi. Buyur efendi hazretleri. Rıfkı yani... Aman canım. Vallahi ayıp buyur, oluyor. Buyur. Arkadaşlara paralarını da al. Başüstüne Rıfkı abi. Dağıtayım. Hasan'a! Satılmış ağa geldi. Seni Hüseyin'in kahvesinde bekliyor. Hasan'a söyle hemen gelsin dedi. Yine ne istiyor bu tefeci deyyüz? Bizi yedi bitirdi namussuz deyyüz. Hem de tüketti. Bu köye hiçbir şey yapılmamış. Gelen belediye reisleri koltuklarına oturup piyan gelmişler. Ulan kalkın biraz etrafı gezin. Bakın bakalım ne oluyor? Milletin ne eksiği var? Halkla biraz ilgilenin. Maaşı luk diye cebe atmayın. Bu millet ne yiyor? Hoş geldin satılmış efendi. Alacak için geldiysen vadesine daha bir ay var. Borcu bırak şimdi. Biliyorsun Hasan, bir ay sonra belediye seçimleri var. İlçede adaylığımı koyuyorum. İstediğim beni desteklemen. Daha doğrusu köyün desteklemesi. Eğer beni destekleyecek olursanız hepinizin borçlarını affederim. Aksi halde ne olacağı belli. Bu sene mahsul iyi olmadı. Köylü parasız. Borçlarınızı zamanında ödeyemeyecek durumdasınız biliyorum. Eğer evinizin ve tarlalarınızın elden gitmesini istemiyorsanız beni destekler, belediye reisi olmamı temin edersiniz. Karar sizin. Düşünmek için önünüzde 20 gün var. Hadi hoşça kalın. Bu satılmış köpeği belediye reisi olursa yandığımız gündür. En büyük belayı o zaman alacağız. Bu sefer ayağımızdaki donu da alır. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi. Hasan abi, duydun mu Hasan abi? Arpalı köyünde bir ermiş çıkmış. Şu saatte yağmur yağacak diyormuş, şıp o saatte yağmur yağıyormuş. Şu yağmurcu Arif efendi var ya, karşısında tutunamamış, kaçmış. İsmi Rıfkı mı onun? Evet. Bu satılmış hergelesinin bir kişi hakkından gelecek, o da Rıfkı. Bu Rıfkı'nın şöhreti artar, yaygınlaşırsa ve satılmışın karşısına rakip belediye adayı olarak çıkartırsa seçimleri kazanır. Ve böylece satılmışın her yolunu kesmiş oluruz. Ve Rıfkı'nın şöhretini arttıracak anahtar bizim elimizde. Bak, beni iyi dinle Durmuş. Kapıdan geliyoruz. Tarlayı Rıfkı'nın üzerine geçtik. Neden bahse tutuştun? Ne bileyim Rıfkı'nın Gayip'ten haber alıp her şeyi bildiğini. Bu Rıfkı'nın küçükten belliydi ereceği. Ama biz onu aptalın teki zannetmiştik. Meğer aptal sizmişsiniz. Doğru, aptal bizmişiz. Köye yaklaştık Hamza, 10 yıl hapisten sonra köye gelmek güzel değil mi? Evet öyle. Bir karı yüzünden 10 senem berbat oldu ya, gitti. Ya. Uyu çirkin, kendi güzel bir avrat aldık. Sonunda karıyı doğradık. Hapside boyladık. Öyle ya. Şimdi önüme çıkacak ilk çirkin karıyı alacağım. Al. Ne olursun be anneciğim, şu Rıfkı Efendi'ye bir gidelim. Ne olur be anne, Rıfkı Efendi'ye gidelim. Beni bir okusun, üflesin. Belki bir kısmetim çıkar da evlenirim. Aman Allah'ım, ne güzel de üflüyor maşallah. Tamam, sıra sizin. Daha önce geldim. Durun, durun, sıra size de gelecek. Tamam, durun. Derdin ne kızım? Beni bir üfleyin de kısmetim açılsın. Seni 10 kere de üflesem para etmez. Nefesime yazık. Ne olursunuz Rıfkı Efendi, beni kırmayın. Sizin nefesinizle kaç kişi derdinden kurtuldu. Beni de rahatlatın, hafiften üfleyin. Seni var gücümle bir üfleyeyim. Oh! Oh ya! Üflememden memnun kaldın değil mi?
Bizim açılacak mı dersin? Bilmem ki kızım. Seni iki ayağı kesik, sümüklü Sülo bile beğenmemişti. Hey Allah! Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle seninle evlenmek isterim. Param var, pulum var. İstediğin kadar başlık parasını da veririm. Yeter ki evlen benimle, ne olur. Evlen benimle, ne olur. Kızımla mı evlenmek istiyorsun? Evet, hadi gel nikah tarihine gidelim. Dur, dur! Kızın seni herifin kucağından! Allah iyiliğini versin senin! Bu kucağa binmek için 35 sene bekledim. Babama selam söyle, merak etmesin. Şu Rıfkı Efendi'nin nefesine bak! Bir dakikada çirkin kızıma koca buldu! Aman geldi! Verin, elinizi öpeyim! Beni tanıdın değil mi Rıfkı Efendi? Tanımaz mıyım Hasan emmi? Hani 30.000'i? Hatırladığına memnun oldum Rıfkı Efendi. Bir derdimiz var, sana geldik. Para isteyeceksen, kuruş verme. Derdimiz para değil. Benim şu yeğen kötürüm oldu. Senin nefesinin kuvvetli olduğunu duydum. O kuvvetli nefesinle bizim şu yeğeni bir üflesen. Üflesem ne olacak? Kalkıp yürüyecek. Hiçbir doktor iyi edemedi garibi. Niye? Doktorlar iyi üfleyemediler mi garibi? Üflemek doktor işi değil, sizin gibilerin işidir. Hadi Rıfkı Efendi, şu garibi iyileştirmek sevaptır. Ver nefesini şuna. Nefesimi ona verirsem ben ne yaparım nefessiz? Sende nefes çok fazla. Ayağını öpeyim Rıfkı Efendi. Hadi üfleyiver de ayağa kalksın. Bak sana nasıl yalvarır gibi bakıyor. Bu yalvarış şekli mi? Biraz fazla üfledim galiba. İyileştim arkadaşlar! İyileştim! Bak konuşuyorum, yürüyorum! Ah! Ben iyileştim! Dilim de çözülüyor, ayaklarını öpeyim ha! Öpeyim! Ne olur öpeyim! Yürüyorum, konuşuyorum! Allah! Arkadaşlar, içinizde üflenmek isteyen varsa gelsin, üfleyeyim. Ha, ben kolay kolay adam sever miyim lan Durmuş? Ne atarım, ne de satarım seni lan. Aferin ulan Durmuş, rolünü iyi oynadın. Rıfkı da köylü de numaramızı yedi. Şimdi herkes Rıfkı'nın bir üfleyişte seni ayağa kaldırdığından bahsedecek. Bu surette de köylüyü ayağa kaldırmış olacağız. Binlerce kişi peşinden gidecek. Bu numaramızı herkes yemiş olacak. Bu surette biz de hedefimize ulaşmış olacağız, değil mi? Meramın elinden kim kurtulur be Durmuş? Hadi şimdi gidip bunun şerefine kasabada kafaları çekelim. Oldu Hasan ağam. Vay sahtekarlar vay. Senden Nuriye'yi istemeye geldim. Parayı getirdin değil mi? Getirmedim. Niye? Daha eksiğim var. O zaman tamamla gel. Ne zaman para hazır, Nuriye hazır. Param yok ama şöhretim var. Herkes beni tanıyor zaten. Şöhretim var ama mesleğin yok. Üfürükçiye kız vermem ben. Tövbe de efendi, çarpılacaksın. Bırakın böyle saçma sapan şeyleri. Bu Rıfkı mı çarpacak beni? Heh. Dua et kayınbabamsın. Yoksa seni bir üfler kör düğüm yapardım. Seni hiç kimse çözemezdi. Çilingir bile fayda etmezdi. Efendi, Rıfkı Efendi hazretlerine fazla sataşma. Seni anahtar gibi kitlerse ne yaparız? Kitlesin de görelim bakalım. Yapacağım. Rıfkı Efendi, Rıfkı Efendi yetişin! Ahmet Efendi'ye bir şey oldu. Aa, bu adam kitlenmiş. Ahmet Efendi'ye indi. Rıfkı Efendi, bir okusan da düzelsin. Okumayacağım. Biraz böyle eğri kalsın da aklı başına gelsin. Ay ben dedim çarpılacaksın diye. Ben de dedim, ya. Kafa yok ki. Ya. Halk Rıfkı'ya ermiş gözüyle bakıyor. Bir kötürümü de bir nefeste ayağa kaldırmış. Bütün civar çalkalanıyor. Şöhreti şehre kadar yayılmış. Şimdiden ona belediye reisi gözüyle bakabiliriz. Ne yapacağız?
Gayet basit bir çaresi olmalı. Çaresi rüşvet teklif etmek. Paranın yüzü tatlıdır. Sayın vatandaşlarım, umumi arzu üzerine memleketimin menfaati için ve Hasan kardeşimin ısrarlarına dayanamayıp belediye reisliğine adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Gördünüz, bir kötürümü nefesimle ayağa kaldırdım. Bunun yanı sıra pahalılığı önleyeceğim. Herkesi konut sahibi yapacağım. Yaşasın!